Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 2021 Ağustos-Eylül sorularıyla devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Unutmayın, bütün sorularımız günü gününe giren sınava giren arkadaşlarımızdan alınmıştır. Unutmayın şunu da, kesinlikle çıkmış soru çıkacak sorudur arkadaşlar ehliyet sınavında. Çünkü Mev amcamızın işi yok da bizim için sorum hazırlayacak. Buradan ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız her yeni dehşet videoda karşınızda bizi bulursunuz. Tak diye size bildirim gelir. Yine değerli arkadaşlarım, ehliyet sınav soruları 2021 Ehliyet Hocam uygulamasını Android telefonunuza indirerekten testlere, günlük testlere size bildirim gele gele arkadaşlar böyle mükemmel bir şekilde çözebilirsiniz diyorum. Fazla da laf uzatmaya gerek yok. Hemen sorulara geçiyorum arkadaşlar. Yine bu uygulamamızın linkini vesaire Instagram hesabımızın linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, isterseniz hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz şu şekilde gelmiş. Şekildeki park etmek yasaktır levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir? Yol yardımını, aracın servise götürüleceğini, park yapan araçların çekileceğini, sadece arızalı araçların çekileceğini. Doğru cevabımız evet, C şıkkı olacak arkadaşlar. Park yapan araçların çekileceğini bizlere bildiriyor arkadaşlar. Bunu bilemeyeni zaten dövüyorlar, damdan aşağı itiyorlar. Değerli arkadaşlarım, videoyu mümkünse sonuna kadar izleyin. Yani soruları sonuna kadar görün. Bakın illaki böyle komple izleyeceğim bir şey yok. Şöyle hani izleyemeyecekseniz, yani vaktiniz darsa hızlı ilerletin. Ama sonuna kadar mutlaka izlemeye çalışın. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yoluna devam etmelidir? Yalnız 2, 1 ve 2, 1 ve 3, 1 ve 3 demiş. 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar, D şıkkı demiş. Şu kutsal kalemi ben hemen şuradan bir açayım. Evet arkadaşlar, 2 ve 3 demiş. Bakalım doğru mu? Evet, bizim için ne diyordu? İleriye yeşil diyordu değil mi arkadaşlar? O zaman ileriye gidecek olan ne yapabilir? Gidebilir. Sola kırmızı demiş. O halde sola gidecek olan gidemeyecek arkadaşlar değil mi? Bunu hareket edemeyecek olarak ilerledik. Bakalım diğerinde demiş, sağ yeşil demiş. O halde 2 ve 3 numara gidecekti arkadaşlar değil mi? 2 ve 3 numara, yani D şıkkı doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, motorlu bisikletler otoyolda asgari kaç kilometre hızla gitmelidir? 40 kilometre hız ile, 50 kilometre hız ile, giremez ve 60 kilometre hızla şıklarda verilmiş. Evet arkadaşlar, bunun cevabını yazıyorsunuz. Nereye yazıyorsunuz? Hemen aşağıya yorumlara yazıyorsunuz. Biz sizlere dönütte bulunacağız arkadaşlar. Şık olarak yazmayın. Mümkünse mesela 40 ise 40 yazın. 50 ise 50 yazın. O şekilde yazın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Devam edelim. Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır? Park etmek, geri gitmek, duraklamak. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D şıkkı ise 1, 2 ve 3 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bunların hepsi arkadaşlar yasaktır bağlantı yolları üzerinde. Bağlantı yolu neydi? Şöyle ben anımsatmak adına bir çizeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Şu şekilde altından da buranın yol geçiyor. Şöyle yol devam ediyor. Arkadaşlar yol devam ederken bu yoldan üst yola geçmek için mesela şu şekilde bir yer yapmışlar. Şuradan mesela hafif böyle rampa şekilde buraya ne yapıyorsun? Geçiyorsun. Bu bağlantı yoludur arkadaşlar. Bu bağlantı yolunda sizin duraklamanız, geri gitmeniz hepsi arkadaşlar yasaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şekildeki araç sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışında aracını park edebilir? A5, B10, C15, D ise 20 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız evet, C şıkkı olacak. 15 olacak arkadaşlar. 15 metre dışına park edebilir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır. Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi, yolun boş olması halinde her iki şeridin birlikte kullanılması, araç geçenlerin sol şeritten gitmesi, yavaş gidenlerin sağ şeritten gitmesi. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yolun boş olması halinde her iki şeridin de kullanılması yasaktır arkadaşlar. Her iki şeridi kullanmak daimi olarak da nedir? Yasaktır. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Göğüs kemiği 3 santim aşağıya inecek şekilde bası yapılması, temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması, 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması, kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması. Doğru cevabımız evet. C şıkkı olacak arkadaşlar. 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması olacak. Bazılarınız D şıkkı diyecek, ben biliyorum. Arkadaşlar bakın, dakikada dememiş, saatte demiş. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? İki çizginin arasında, alt çizgiden aşağıda, üst çizgiden yukarıda, yağ çubuğunda hiç görülmemeli demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. İki çizginin arasında olması gerekiyor. O çubuğu çektiğiniz zaman zaten iki tane nokta veyahut da iki tane çizgi göreceksiniz. Bu iki çizginin arasında, iki noktanın arasında olması gerekiyor. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır demiş. Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Uluslararası yoldur. Büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam bu yol hatta Avrupa'ya gidiyor diye söyleyebilirim arkadaşlar. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Evet, geldik şimdi zurnanın büyük dediği yere. Otobüs, traktör, otomobil, iş makinesi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Otobüs olacak. Değerli arkadaşlarım, böyle bir soruda ne yapmamız gerekiyor? Bakın, burası kontrolsüz bir kavşaktır. Kontrolsüz kavşakta öncelikle şunları bir sayalım. 1. Motorsuz taşıt varsa en son geçer. 2. Eğer motorsuz taşıt varsa en son geçer dedik. Traktör veya da iş makinesi varsa en son geçer. Dönüş yapan araçlar varsa en son geçer. Geriye kaldı. Geçiş üstüne sahip araçlar varsa ilk geçer, biliyorsunuz değil mi? Bunu unutmuyorsunuz. Geriye kalanlarda arkadaşlar artık eşit. Burada ne yapacağız peki? Geriye en son kalanlarda ikisinin ortasına durup hangisinin sağda kaldığına bakmamız yeterli olacak. Şimdi buraya baktığınız zaman motorsuz taşıt var mı arkadaşlar? Yok değil mi? O halde onu bir geçtik. Bunun yanında lastik, tekerlekli traktör ve iş makinesi var mı? Var. Bunları çizdik o zaman. Bunlar en son. Geriye kaldı otomobil. Fakat otomobilde ne yapıyor arkadaşlar? Dönüş yapıyor. Bunu da çizdik. Geriye ne kaldı? Evet arkadaşlar, geriye otobüsümüz kaldı. O halde A şıkkı doğru cevabımız oluyor. Resimdeki taşıtın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? Banket, ana yol, tali yol, bölünmüş yol. Doğru cevabımız tali yolu alacak arkadaşlar. Nereden anladık bunu? Bakın, şurada yol ver tabelası var. Bu tabela arkadaşlar yalnızca tali yolda bulunur. Burası da ana yoldur arkadaşlar. Bunu tabi gökten vahiy gelmedi. Nereden anladım? Bakın, buradan geldi arkadaşlar. Bu da sadece ana yolda bulunan bir levhadır. Tali yol kavşağını bizlere işaret eder. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? Felç, saç dökülmesi, bulantı ve kusma, bedensel aktivitede artma. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Kesinlikle gidip de D şıkkını işaretlemeyin. Sonra bir çuval pamuk gönderirim evinize. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Baş çene pozisyonu bizim suni solunuma başlamazdan önce ve hastanın rahat solunum alabilmesi için yapmış olduğumuz bir pozisyon. Nasıl yapıyoruz? Çeneyi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Başı ise geriye doğru itiyoruz. Böylece burada akciğerden gelen hava rahatlıkla dışarıya ne yapabilsin? Çıkabilsin. Şimdi gelelim şıklara. Hangisi sakıncalıdır demiş. Solunum güçlü olanlarda, dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda, ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında, boyun omurlarında hasar olanlarda. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Neden D şıkkı diyoruz? Çünkü arkadaşlar boyun omurlarında bir arıza var ise biz de bu kişiye bu pozisyonu verirsek adam bir önceki şeyde görmüş olduğunuz gibi felç olur arkadaşlar. Felç kalır. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Geçiş kurallarına uyduğu, karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı, geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkı ise 1, 2 ve 3 demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 1, 2 ve 3 olacak. Pardon, yanlış söyledim arkadaşlar. 2 ve 3 olacak. 1 olamaz çünkü geçiş kurallarına uymamış. Şimdi arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi adam ne yapmış? Hızlıca şuradan çıkmış, tamam mı? Tam sollamaya giderken bir bakmış önden araç geliyor. Derhal bu şeride girmeye kalkmış. Bu sefer de neye bakmamış arkadaşlar? Bu şeridin dolu olduğuna bakmamış ve yer biraz daha ileriye gitseydi kendisini imam amcanın tezgahında Azrail Reis'le muhabbet ederken görürdük. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapan yere ne ad verilir? Servis istasyonu, araç tartı istasyonu, akaryakıt istasyonu, muayene istasyonu. Bizim arkadaşlar buna C şıkkı. Akaryakıt istasyonu diyordu. Kürekle kovalayasım geliyordu. Gerçekten yani kalben söylüyorum bunu. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Muayene istasyonu olacak. TÜVTÜRK var değil mi arkadaşlar? Bunun muayenesini yapan artık. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır demiş. Şerit değiştirmelerde, bir aracın geçilmesi esnasında, kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde, sürücülere geç mesajının verilmesinde. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Sürücülere geç mesajının verilmesinde yasaktır arkadaşlar. Böyle bir durumda bunları kullanmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bizim ülkemizde vardır. Bu mesela selektör yapma değil mi? Eğer kaçak göçek araç kullanan varsa içinizde biliyordur bunu. Polis varsa ileride direkt böyle selektör yapar. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Bazen böyle yaparaktan bir suçlunun kaçmasına sebebiyet verebilirsiniz. Düşünün adam katildir, tamam mı? Yemediği nane yoktur. Siz o selektörü yaptınız diye polis kontrol noktasına uğramaz. Bekler. Onlar gittikten sonra geçer oradan. Bu da ne yapar? Bir eksi olaraktan yazılır halinize. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Dönel kavşağa yaklaşıldığını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, demir yolu geçidine yaklaşıldığını, ana yol, tali yol kavşağına yaklaşıldığını. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını bizlere bildirir arkadaşlar. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? Görüntü kirliliğini, gürültü kirliliğini, hava kirliliğini, su kirliliğini. Benim güzel arkadaşlarım burada iki şık arasında kalıyor. Ben doğru cevap veriyorum. Doğru cevabımız hava kirliliği olacak arkadaşlar. Genelde gürültü kirliliğine de gidenler var. Arkadaşlar susturucu çıkarılırsa gürültü kirliliğidir. Eğer emisyon ölçümü yapılıyorsa hava kirliliğidir. Bunu böylece söylemiş olalım kurban olduklarım. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Banketten gitmeli, takip mesafesini arttırmalı, hızını arttırarak öndeki aracı geçmeli, acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Takip mesafesini ne yapmalıdır? Arttırmalıdır arkadaşlar. Çünkü yolun mıcırlı olduğunu bizlere ne yapıyor? Bildiriyor. Yolda boş malzeme olduğunu bizlere bildiriyor. Takip mesafesini arttıracağız arkadaşlar ve dikkatli gideceğiz. Zaten uyarı levhalarıdır. Bu üçgen olanların adı uyarı levhası arkadaşlar. Bunları görmüşseniz o yerden dikkatli geçeceksiniz. Takip mesafesini arttıracaksınız. Hızınızı hafif düşüreceksiniz arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Noterler tarafından yapılan satış veya devir işleminin bildiriminden itibaren kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni mahallelik adına araç tescil belgesi düzenlenir? A4, B3, C şıkkı 2, D ise 1 demiş. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bir aylık süre içerisinde mutlaka düzenlenmesi gerekir. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? Kısa farlar ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, sinyal lambası ikaz ışığı. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Yağ lambası, ikaz ışığının yanması, bunun sönmesi, pardon, ışığının yanması demişim. Bunun sönmesi gerekir. Eğer yanarsa ne olur? Yanık kaldı diyelim ki. Arkadaşlar derhal aracınızı tekrardan stop pozisyonuna getirip servisinizi aramalısınız. Kesinlikle gaz vermeyin. Çünkü aracınız içindeki motorun parçaları kaynayabilir. Bu da sizin için iyi bir şey olmaz. Geceleri karayolunda seyreder arkadaşlar, siz tabi burada duymuyorsunuz ama bir kuş var, böyle beynim yetiniyor. Şimdi varacağım, ısıracağım böyle kafasına. Şşşt, ne oluyor? Evet, dikkatimi dağıtan bıcırığı az da olsa susturdum arkadaşlar. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi kullanılmalıdır? Sis ışıkları, park ışıkları, acil uyarı ışıkları, yakını gösteren ışıklar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Yakını gösteren ışıklar olacak. Arkadaşlar sis lambalarını, park lambaları ve parkların sis lambası ve bu dörtlüleri diyeyim. Eğer uzun süre yanık tutarsanız ve bu tespit edilirse suçtur arkadaşlar. Çünkü bunları da ihtiyaç halinin dışında kullanmayacağız. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir demiş. Demiryolu alt geçidine, demiryolu üst geçidine, kontrollü demiryolu geçidine, kontrolsüz demiryolu geçidine. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir. Bazılarımız treni görünce aha diyor, bu kontrollü diyor. Çünkü diyor tren var burada diyor. Çarpı falan olsa tamam diyor. Ve C işaretini işaretliyor arkadaşlar. C'yi işaretliyor. Hayır arkadaşlar, D olacak. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl hangi tarihler arasında kış lastiği takması zorunludur? 1 Eylül, 1 Ocak, 1 Ekim, 1 Şubat, 1 Kasım, 1 Mart, 1 Aralık, 1 Nisan demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. 1 Aralık, 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir demiş. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkı ise 1, 2 ve 3 demiş. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olacak demiş arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Diyor ki 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. Bakalım, evet arkadaşlar, sadece sola dönüş içindir. Bu yer işareti bize bunu bildiriyor. 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir demiş. Evet arkadaşlar. 3 numaralı şerit sadece sağa dönüşün demiş. Hayır arkadaşlar, bakın hem ileriye hem de sağa dönüş içindir diyor bu yer işareti. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir? A. Şok, B. Bayılma, C. Koma, D. Kansızlık. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonunu yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şok, bayılma, koma ve kansızlık şıklarda verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık olacak, koma olacak arkadaşlar. Eğer uzun süreliyse ve hiçbir uyana tepki vermiyorsa arkadaşlar bunun adı komadır. Eğer diyelim ki beyne yeterince kan gitmemesi sonucunda ortaya çıkıyorsa ne olacaktır arkadaşlar? Şok olacaktır. Peki şok pozisyonu nasıl oluyordu? Onu da hemen gösterelim. Şu ben olayım arkadaşlar. Aslında biraz da böyle şöyle çizmek lazım beni. Hop böyle. Arkadaşlar böyle bir durumda şuraya 30 santimetre yüksekliğinde ne koymamız lazım? Bir yükseltici koymamız lazım. Böylece bacaklara gidecek olan kan nereye gidecek? Beyne gidecek ve ben uyanacağım arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolunda şekildeki 1 numaralı aracın azami yani en yüksek hızı saatte kaç kilometredir demiş. 50, 70, 90 ve 110 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 50 olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası uygulanmalıdır? 40, 60, 80 ve 100 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız 100 olacak arkadaşlar. Diğerleri ise yanlıştır. 40 olamaz, 60 olamaz. Ve arkadaşlar bunu uygularken ne yapmamız lazım? Şu şekilde bir sayı veriyoruz biz. Her 30'a 2 suni solunumda ne yapmamız lazım? Yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bak, dinle, hisset yöntemiyle kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir demiş. Derinin renginin gözlenmesi, soluk verişinin hissedilmesi, solunum sesinin dinlenmesi, solunum hareketlerinin gözlenmesi demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Deri renginin gözlenmesi bunlardan biri değildir arkadaşlar. Biz bak, dinle, hisset yöntemiyle ne yapıyoruz? Mesela arkadaşlar bakla bir tane cam parçası olabilir, bir tane ayna olabilir. Ağzına yaklaştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz ağzında buharlanma var mı diye. Tamam. Dinlede ne yapıyoruz? Göğüs kafesini dinleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Kulağımızı yaklaştırıp hu sesi geliyor mu? Hu, böyle bir ses var mı? Bunu dinleyebiliriz. Hisset yönteminde ne yaparız arkadaşlar? Yine elimizi götürüp bu şeye bakabiliriz. Acaba sıcaklık geliyor mu? Buna bakabiliriz. Tamam. Bunlar gelecek aklımıza. Deri renginin gözlenmesi diye bir durum gelmeyecek arkadaşlar. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken bebeklerde kola tar damarından, çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır demiş. A. 1 doğru 2 yanlış. B. 1 yanlış 2 doğru. C. Her ikisi de doğru. D. Her ikisi de yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Her ikisi de doğru olacak arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde solunum yapılır demiş. Suni solunum yapılır demiş. Kalbi düzensiz çalışanlara, öksürük ve hışkırığı olanlara, göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara, bak, dinle, hisset yöntemiyle solunumu saptanamayanlara. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bak, dinle, hisset yöntemiyle solunumu saptanamayanlara suni solunum yapılır. Hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir demiş. Kırık, çıkık, incinme, burkulma şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Çıkık olacak. Kırık neydi? Anatomik bütünlük bozuldu diyorsa arkadaşlar kırık gelsin aklınıza. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir. Tam tıkanma, kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunum durması. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Tam tıkanma olduğunu bizlere ne yapar? Bildirir arkadaşlar. Başka neyi bilmemiz lazım? Tam tıkanmada yapılacak olan uygulayacak olduğumuz ilk yardımı bilelim. Hemlik manevrasını ne yapıyoruz arkadaşlar? Uyguluyoruz. Bunu unutmayalım. Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? Çıkık eklem yerine oturtulmalı. Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli. Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkı ise 1, 2 ve 3 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Hareket ettirilmeden sabitlenmeli ve askıya alınarak hastaneye ulaştırılmalıdır arkadaşlar. Hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Ağızdan içecek ya da yiyecek verilmesi, dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, ısı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması, kazazedenin bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılmalı demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılmalıdır. Dışarı çıkan organlar içeriye kesinlikle sokulmaya çalışılmamalı. Yiyecek ve içecek verilmemelidir arkadaşlar. İç kanamaya sebebiyet verebilir. Isı kaybını önlemek için soğuk uygulama yapılmaz ayrıca. Bunu da söylemiş olalım. Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur? Araçları ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri, ışıkta veya kolla gerekli hallerde her ikisi de çıkış işareti verilmeli. Görüş olanakları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurulmaları demiş. A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D şıkkı ise 1, 2, 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 1, 2, 3 olacak arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar kış aylarında kedi vesaire girebilir kaputun içerisine. Aman diyeyim, dikkatli biçimde kontrol edin. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen miktarının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez demiş. Kansızlık, bilinç kaybı, baş dönmesi, düzensiz nabız atışı. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Kansızlık olacak. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir? Kalp krizi, kalp masajı, kalp spazmı, göğüs ağrısı. Doğru cevabımız... Evet, kalp masajı olacak arkadaşlar. Bir kişiye kaç tane yapıyorduk? 100 adet yapıyorduk yetişkine, değil mi? Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur demiş. Buji, flaşör, dispiratör, kontak anahtarı şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı buji olacak arkadaşlar. Benzinli motorlarda buji ile bu yapılmış olur. Peki dizel motorlarda nasıl oluyor? Arkadaşlar dizel motorlarda sıcak hava püskürtülünce otomatik olarak ne oluyor? Pardon, sıcak havanın üzerine yakıt püskürtülünce otomatik olarak sıkışmanın etkisiyle kendiliğinden ateş alıyor. Burada flaşör dediği sizin dörtlüleriniz. Distribütör dedi. dilim dönmüyor fazla arkadaş. Distribütör deyip geçiyorum. Distribütör de bu yurt dışından getirip malzemeleri satan kişiye deniyor. Siz anlayın beni artık. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Bujilerim mesela 4 tane buji bulunur arkadaşlar. Klasik motordan bahsediyorum. Her silindir için bir tane bujimiz var diyelim, tamam mı? 4 tane buji. Bu bujilerin arkadaşlar sırasıyla ateşlenmesi gerekiyor. Hepsini aynı anda ateşlemek motoru sekteye uğratacaktır. Sırasıyla ateşleme gerektiriyor. Bu sırasıyla ateşlemeyi yapan da distribütör sırasıyla arkadaşlar endüksiyon mobilinden gelen elektriği ne yapıyor? Bunlara gönderiyor. Kontak anahtarı elektriği açıp kapatmaya yarıyor. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür demiş. Benzin, motorin, antifriz, su buharı. Zaten arkadaşlar D şıkkı olsa suyla çalışan arabayı bulmuş olmamız lazım değil mi? Doğru cevap B şıkkı, motorin püskürtülür arkadaşlar. Antifrizi biliyorsunuz soğutma suyuna koyuyoruz. Ona girmiyorum bile. Benzin ise zaten dizel motorlarda benzin yok. Benzinli motorlarda hangilerini kullanıyoruz? Benzinle çalışan motorda 1 LPG, 2 benzin, bu ikisini kullanıyoruz. Yani 3 tane yakıtımız var. Motorin, benzin, LPG. Akünün bakımında elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır demiş. Asit ilave edilmeli, saf su ilave edilmeli, hava filtresi değiştirilmeli, kutup başları gevşetilmelidir demiş. Doğru cevap tabii ki de B şıkkı, saf su ilave edilmelidir arkadaşlar. Hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? Polen filtresi, fren hidroliğinin, araç lastiklerinin, soğutma suyunun. Buraya kadar gelen varsa aşağıya yazsın arkadaşlar. Merak ediyorum kaç kişi buraya kadar geliyor diye. Doğru cevabımız evet A şıkkı, polen filtresi olacak. Polen filtresi ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Klimamızın bu içeriye üflediği havayı temizliyor arkadaşlar. Fren hidroliği demiş. Fren hidroliği bizim aracımızda fren, işte fren için kullandığımız hidrolik yağ, kaputun altında yine. Bir de şey için vardır arkadaşlar, direksiyon hidroliği için vardır. Araç lastiklerinin demiş, eğer gerekli görülürse değiştirilir. Soğutma suyunun demiş, arkadaşlar hayır, soğutma suyu da öyle değiştirilmez canımız sıkıldığında. 4 zamanlı motorda zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur? Bana şöyle bir soru gelmişti. Hocam dizel motorda nasıl oluyor peki diye. Arkadaşlar dizel motorda dahil olmak üzere tüm 4 zamanlı motorlar bu şekilde çalışıyor. 4 tane prensip var bunların. Birincisi emme. Neyi emmiyor? Ha doğru, önce şeyi söyleyeyim. A şıkkı emme, ateşleme, egzoz, sıkıştırma. B egzoz, emme, ateşleme, sıkıştırma. C ateşleme, emme, sıkıştırma, egzoz. D emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz. Doğru cevap D şıkkı olacak. Bakalım nasıl oluyor, hemen anlatayım. Emme zamanında arkadaşlar hava ve yakıt alınır. Emdim mi? Emdim. Ekliyorum. Emdikten sonra bunu sıkıştırıyor piston arkadaşlar yukarıya doğru. Sıkıştırma işlemi gerçekleşiyor. Hemen sıkıştırma işleminin sonunda ateşleme işlemi gerçekleşiyor. Ateşleme işleminin diğer adı iştir arkadaşlar. İş zamanı da denilir bu zamana. Ateşleme zamanı ya da iş zamanı, ikisi de aynı şey. Ateşleme gerçekleşir. Ateşlemenin etkisinden sonra ortaya çıkan gazlar ise dışarıya atılır. Buna da egzoz denilir arkadaşlar. Burada bazen sorularda şunu da sorabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi motorun çalışma zamanlarından birisi değildir diyor. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, iş zamanı, marş zamanı diye veriyor mesela. Benim güzel kardeşim diyor ki marş zamanını işaretliyor falan böyle. Marş zamanı diye bir zamanımız yok arkadaşlar. Hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? Debriyajın kaçırması, radyatörün su sızdırması, ısıtma bujilerinin arızalanması, hararet göstergesinin hızlanması demiş. Pardon, arızalanması demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Radyatörün su sızdırması bunlara sebebiyet verecektir arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa hangisi yapılır? Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Önemsenmez devam edilir. Yakıt seviyesi kontrol edilir demiş. Doğru cevabımız A şıkkı. duruluyor arkadaşlar. Kontak kapatılıyor ve akü bağlantısı ne yapılıyor? Çıkartılıyor. Gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar, eğer bunu görüyorsanız derhal aracınızı ne yapmanız lazım? Stop pozisyonuna getirmeniz lazım. Eğer kesinlikle gaz vermeyin arkadaşlar aracınıza. Bazıları bir bakıyor arkadaşlar, gaza basınca bir sönüveriyor arada. Tabi içerideki hengameyle şöyle bir püskürtüyor o yağı. Ha diyor, ha diyor, söndü diyor, o halde diyor, tamam. Ama ne oluyor arkadaşlar o sırada? Aslında bizim aracımızın parçaları birbirine kaynıyor. Kullanım ömrü tamamlanmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini arttırır demiş. Sürüş konforunu, trafik kazası riskini, direksiyon hakimiyetini, aracın yol üzerine tutunmasını. Doğru cevabımız B şık olacak. Trafik kazası riskini ne yapacaktır? Arttıracaktır arkadaşlar. Çünkü bayatlayan lastik arkadaşlar, siz frenleme yaptığınız anda biraz daha zemine gevşek yapışacaktır ve kayacaktır hatta. Unutmadan bunu da söyleyeyim. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar, gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur. Arkadaşlar zaten öyle çıkarıp takılan bir şey değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Eğer bunu çıkartırsanız bütün mahalle sizi dinler. Artık akraba olursunuz onlarla. Mesela ben direkt akraba olmayı tercih ederim. Anladınız demek istediğimi. Doğru cevap B şıkkı. Araç lastiği değiştirilirken aracın kirko ile kaldırılması durumunda hangisi yapılır demiş aşağıdakilerden. A. Vites boş konuma alınır. B. El freni çekilirse bırakılır. C. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır demiş. Doğru cevap tabii ki de C şıkkı arkadaşlar. Diğerleri yanlıştır. Hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir demiş. Ani olarak gaz verilmesi, yan aynaların kontrol edilmesi, sol sinyalin lambalarının yakılması, vites yumuşak bir şekilde yükseltilmesi demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ani olarak gaz verilmesi uygun değildir arkadaşlar. Hemen çalışın vang vang diye basma arkadaşım. Neden? Daha motor içindeki yağ parçaları yeni yeni gönderiyor, tamam mı? Sen de hemen bastığın zaman böyle bir anda motor, yani ben seni direkt ben sabahleyin böyle üstüne zıplayarak, düşünsen ya benim gibi bir şey üstüne zıplıyor. Allahu Ekber ya, ben olsam kafayı yerim. Neyse işte böyle aniden zıpladığını düşün yani. Aracı da aynısını yapmış oluyorsun. Bir anda boğazına böyle kepçeyle yeme vermiş oluyorsun. Doğru cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. Ani olarak gaz verilmesi.